gün sizinle birlikte çok fazla boş zaman olan insanların videolarına bakacağız. Ben dünyanın en sabırsız insanı olduğum için domino taşlarından hiçbir şey yapamam ömür boyu. Ama inanamıyorum, bunu zaten harbiden de yapamam. Bence bunu hiç kimse yapamaz. Nasıl yaptınız bunu? Abi insan onu yıkmaya kıyamaz ya, inanamıyorum. Tuzla buz oldu 2 saniye içinde. O kadar çok emek var ki. Çok üzüldüm şu an ya bu videoyu izlediğim için. Oha abi, dünyanın bütün kulaklıklarını alıp kendine peruk mu yaptın? Şaka mı bu ya? Abi bunu yapmak için acaba ne kadar zaman harcadın, harbiden merak ettim ve gerek var mıydı? Umarım hiçbiri çalışmıyordur da o kulaklıklara bağlamamıştır. Evet, kargo kutularımızı nasıl değerlendirmeliyiz arkadaşlar? Kesinlikle çöp atarak değil. Kesinlikle. Abi bu ne yaptın sen? Surat yaptın ya. Kim bu ya? Ronaldo mu bu, ne? Nasıl yapabildim bunu? Algılamış değilim ya. Ama burada boş zaman değil, büyük bir yetenek görüyoruz bence. Sen ne düşünüyorsun? Ha, boş zaman demişken bu kesinlikle boş zaman bence. Abi şekeri saydığına inanamıyorum. Teker teker şeker sayıyor, şaka mı bu? He, canlı yayında bunu yaparak aynı zamanda izleyici kazanıyorsun. Mantıklıymış bak. Vallahi bunu yapabilirim. Evet, burada kasiyer abimiz herhalde birazdan sinir krizi geçirecek dostlar. Ne yapıyor ya? İyi yaptın. Vallahi iyi yaptın. Oo, çok fazla boş zamanı diyemeyeceğim herhalde bu videoya. Çünkü adam ne yapsın? Evi sel basacak. Bence bu bir kurtarıcı. Bu abi hiçbir şekilde boş iş yapıyor diyemezsiniz. Adam evi kurtarıyor ya. Evet, işte bu biraz garip. Buna da boş zaman diyemem çünkü muazzam bir yetenek ya. Kaç resim? Yukarıda 4, altta 4, 8 tane mi? Bence bu kızın tam 8 tane beyni var ya. Şu hale bak. Ayağıyla neleri çizdin ya sen? Hem de o kadar gerçekçi ki. Ne? Bu bir balon mu? Abi çok güzel. Nasıl yaptın bunu? Kocaman kocaman balonlar bütün bahçeyi sardı. Kesinlikle böyle bir ana tanık olmak isterdim. Çünkü baloncuk seviyorum. Bu bir resim dersi ama bizim çizdiğimiz şey bu mu? Oha. Ben bunlar yerde görüyorum. Hoca bir şey çizdiğince 2 saniye içinde çizen ben ve yanımda muazzam bir sanat eseri ortaya çıkaran arkadaşım. Neden böyle yapıyorsunuz? Tamam, anladık. Güzel resim çiziyorsunuz. Anladık. Biz çizemiyoruz. Anladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıradan bir karpuz kesmiyoruz şu an. Ortaya ne çıkacak bakalım? Karpuzdan kalp yaptın. O karpuzun o pürüzsüzlüğü de benim böyle bir canımı çektirmedi değil. Post-it'lerden yaptığım bir resim mi bu? Abi yani neden ki? Neden yaptın böyle bir şey? Sanırım bunu yapan işte kesinlikle aşırı sıkılan biriydi. Ay ne tatlı bir şey. Ay. Abi çok güzel ya. Ben bunu izlemekten keyif aldım şu an. Şuna bakın. Eleği falan var. Aşırı şık görünüyor. Çantasına bakın. Bunu ipliklerden mi yaptın? Hayret bir şey. Ne kadar güzel olmuş. Hobbit misin sen? Nesin? Küplerden yapılan bir Iron Man mi? Tamam, çok boş zamanınız var ama gerçekten ortaya büyük bir sanat eseri çıkıyor. Şuna bak. Yuu, hem de bir tarafını Iron Man, bir tarafını da Iron Man'in diğer kısmını yapmış. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu ya? Abi bunu yapmak için çok mu egzersiz yaptın? Çıtaya mı döndün? Ne yaşanıyor şu an? Aa! Onu nasıl çıkabiliyor ya öyle? Kadınlar duşta ne yapıyor? Bence bunu yapmıyoruz yani. Yapan bir kadın var herhalde. Ben yapmıyorum şahsen. Sadece duşta yaptığım boş şey kafamı şöyle yapmak. Ya abi... Bu şey değil mi ya? Benim bilardo oynayışım. Kesinlikle o toplara vuramıyorum abi. Hiçbir şekilde. Ama zaten taktik bu. Abi bunu deneyerek bunları yapmış. İnanılır gibi değil. Vay be, bayağı başarılı ama. Evet, bu bir sanat eseri. Net. Ortaya ne çıkacak çok merak ettim. Yani pek hayal ettiğim gibi olmadı ama yine de başarılı. İşte yani bu bambaşka bir şey ya. Nasıl ya? Bunu yapacak kadar. Sabrın nasıl olabilir? Ben mesela gerçekten hayatınızda gördüğünüz en sabırsız insanımdır. Bir şeyi aklıma koyduğum anda 2 saniye içinde onu yaparım. Yani bu kadar yaptıktan sonra onu yemek insana koyar ya. Düşünsene böyle bir fobinin olduğunu. Çekirdekli hiçbir şey yemiyorsun ve hepsini çıkarıp öyle yemen gerekiyor. Yemem ki. Yemem abi, hiçbir şekilde yemem. Plaj kumundan bir film mi yaptım? Film mi bu? İnanamıyorum. Ne? Köpek yaptın. Oha, aşırı güzel olmuş.
Evet, keşke onun yerine denize girseydin. Boş ver, ne yapacaksın? Şimdi ona su gelse gitti o köpek. O kadar zamanın boşa gitti. Ne yapacağız? Ha, biz küçükken bu parmak kaykaylarından vardı ya. Evet, o sırada erkekler tuvalette ne yapıyor? İşte bunu mu? Parkur mu? İnanamıyorum, parkur yapmışlar ya. Neden tuvalet peki? Gerçekten merak ettim. Kitaptan ne yaptın? Kitaptan bir sanat eseri yapmış. Gerçekten şuna bakın. Aa, araba mı yaptı? Ne yaptı? Motor mu bu? İnanamıyorum. Bu nedir böyle? Bu ne? Duvara oyuk açıyoruz. Ne yapacağız ki bundan? Ortaya bak, bir şey çıkacak. Net göz mü? İnanamıyorum. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Bütün bir binayı böyle mi kapladın? Bu nasıl bir yetenek? Eleven'da babanla Minecraft evi yaptın ha? Oha! Aa, ne kadar güzel! Bence hiçbir şekilde boş zamanı değil. Gayet de koleksiyonluk olmuş ya. Şuna bakın. Böyle bir evde harbiden Eleven kutlaması yapmak isterdim. Hepsini anlayabilirim arkadaşlar. Ama bunu anlayamam. Nasıl? Neden? Neden? Acil bir durumda bunu nasıl yapabilirsin? Kartondan muazzam bir şey yapmışsın, inanamıyorum. O gölgeler falan o kadar güzel ki. Karton olduğunu inanamadım. Evet, kesinlikle bunu yapmalıyız arkadaşlar. Pringles'lar yemek için değil, bir daire yapıp onlarla oynamak için değil mi? İnsanları korkutmak için böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Uçurtma mı bu? Abi aşırı korkuyor. Nasıl böyle bir uçurtma yaptın? Korkunç. Yemin ederim dışarıda böyle bir şey görsem Azrail geliyor sanar, altıma ederim net yani. Ben bunun bir yetenek olduğuna inanıyorum bu arada. Biraz döndürmeyi ben de yapabiliyorum ama çok az. Senin kadar usta değilim abla. Ya en gereksiz aleti bu. İnanamıyorum. Tuvalet kağıdını almak için kumandalı bir alet mi geliştirdin? Korkunç. Ellerinde eldiven var ve sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu bir yumurta. Ya ne yapacaksın ya? Yumurtayı dondurdun. Neden böyle bir şey yaptın? Sonra pişirdin mi? Hayır, sürekli donduruyor. Aa, sanat mı yani bu şimdi? Abi neden yumurtayı dondurdun? Onun yerine yesene onu. Hayatında evcil arısı olan birini gördünüz mü? Şu an görüyorsunuz. Bu kişi arıya ip geçirmiş. Artık evcil hayvanı bir arı. Ama arının bu durumdan hiçbir haberi yok. Bir peluşuna piercing yapıyorsun. Bir şey değil mi? Çok güzel olmuş. Vallahi süper. Kumlardan ne yapacağız? Bayağı güzel. Sanki elinden çiçek oluyormuş gibi. Ne kadar hoş duruyor. Büyük annem liseye başladığımdan beri bu kuruşları biriktiriyor. Oha, ne kadar etmiş. Teyze. Vallahi ne güzel bir büyük anne ya bu. Çok mantıklı ya. Damlaya damlaya göl olur demişler. Şuna bakın. Bir sürü parası oldu kızın. 400 doları mı? Evet, hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bunu öğrenmek için herhalde çok fazla zamanını harcadın. İnanılır gibi değil. Patenleri kaykay gibi kullanıyor. Ne yapıyoruz? Bir kumbara mı bu? Kartondan bir şey yapacağız. Ha, kartondan saksı mı? Bunu ben yapabilirdim ya. Ama saksıyı neden kapladın? Ha böyle bir kutu. Aslında güzel olmuş var ya. Bu bir ışık herhalde. Balonlu ışık yapmış. Böyle bir şeyi yapmak için zaman harcar mıydım? Satın almayı tercih ediyorum. Aa, bunu nasıl yaptın ya? Bunu nasıl yapmış olabilirsin? Dev bir alışveriş arabasından resmen sen tır yapmışsın. Şaka gibi. Şuna bakın, sürüyor ya bir de. Hayret bir şey. Evet, çividen ne yapacağız? Yoo, nasıl yapmış olabilirsin bunu ya? Abi gerçekten inanılmaz yetenekleri olan insanların videosuna geldik şu an. Şu hale bakın ya. Evet, yerlerdeki çöpleri alıyoruz ama tabii ki de bu şekilde. Abi, abideki havaya bakar mısın ya? Aşırı cool'luk akıyor şu an. Bu bir makyaj. Oha. Oha, kelebekleri nasıl yapıştırdın suratına? Ya bunları izlemek aşırı keyifli ama yapmak tabii ki de no keyif. Şuna bakın, ışığı falan yanıyor. Nasıl yaptın ya? Ya ne kadar güzel ya. İplikten yapıyor bunu.
Abi hiç üşenmedin ama ya. Minnacık şeyleri nasıl yapabiliyorsun? Evet arkadaşlar, bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte aşırı boş zamanı olan insanların videolarına baktık. Sen boş zamanlarında neler yapıyorsun beni izlemek dışında? Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma resim bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.